Merhaba sevgili ikizler. Selamlar sevgili ikizler. Evet, Ekim ayının ikinci haftasına doğru girdik. İkizler burçları ilk haftada bazı olumlu olaylar yaşadı. Küçük olumsuzluklar oldu. Neler bekliyor? Venüs yay burcuna giriyor. İlişkiler aktif mi? Ne dersin değil mi? Evet, 7 Ekim'de Venüs yay burcuna geçecek bu hafta. Hem yeni ayın büyüyen ışığıyla beraber enerjisini bu hafta daha fazla hissedeceğiz hayatımızda. Venüs'ün yay burcuna geçmesi ilişkilerle ilgili olumlu gelişmeler ortaya çıkaracaktır. Aşk, ortaklıklar, hizmet aranan kişilerle ilgili avantajlar sağlayacak. Doğum haritanızda aslında Venüs güçlü bir pozisyondaysa aşk ve sevgi ilişkilerinde hareketlenme olur. Çünkü Venüs yay burcuna girdiğinde ikizlerde bir dolunay etkisi yaratır. Evet. Ama tabii ki olumlu bir dolunay etkisi. Fizik güzelleşmeye başlar. Kişi daha keyifli ve neşeli hissetmeye başlar ve çevresindeki insanlardan teklifler alır. Arkasında 8, 10 ve 12 Ekim'de bazı açılar var. Ne diyorsun? Evet, 8 Ekim'de Merkür'ün Satürn'e kavuşum açısı var. Akrep Burcu'nda olacak, 10 derece Akrep Burcu'nda. İkizler Burcu için işle ilgili konularda biraz... İş ilişkilerinde belki konuşmalar, günlük hayatta iletişimle ilgili biraz kısıtlanma da yaratır o sıkıntılar. İletişim araçları ile ilgili bazı problemler yaratabilir. Bilgisayarlar arıza yapabilir, cep telefonlarında sorunlar olabilir, modemlerle ilgili sıkıntılar olabilir. Yani organize çok olmak lazım, gelenekseli bırakmamak lazım. Gelenekseli bırakmayıp mantıklı düşüncelerle kararlar almak lazım. Yoksa beklenmedik sorunlar olabilir. Çünkü 10 Ekim ve 12 Ekim'de Venüs'ün Neptün'le ve Güneş'in Jüpiter'le iki tane karesi var. Karesi var, evet. Bunlar çok zorlu açılar aslında. İkizler Burcu'nu daha hafif etkilese bile yani değişken kararsız yaklaşımlar olabiliyor. Çünkü baktığımızda aşkla ilgili birlikte çalışılan iş ortaklarıyla ilgili 10 Ekim biraz gergin bir gün. 12 Ekim Güneş Kare Jüpiter bir teklif alabilirler. Çevresindeki insanlarla birlikte sosyal bir ortama girebilirler. Fakat tabii ki burada baktığımızda ikizler yengeç kaspı olduğu için maddi ve ekonomik olarak da dengesiz harcamalarında yapılabileceği dönem. Orada kontrollü olmak gerekiyor aslında. Daha kontrollü, daha dikkatli, daha gerçekçi kararlar vermek istiyor. Bunlarla ilgili detayları bilinçokuru.com'da yorumlarımızda da gün gün detaylı gökyüzü konumlarını takip edebilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Saygılar, sevgiler. Hoşça kalın.